Ya şimdi Sedat Peker olayı şu aslında. Şimdi sonuçta tabii Sedat Peker hani savunulacak tarafı olmayan, yani normal şey olarak hani siyaseten ayrıyız falan. Suç örgütü lideri olarak. Yani ben mesela şey olarak söyledim. Yani Sedat Peker'den bahsederken illa mafya lideri, suç örgütü lideri ben demiyorum dedim. Çünkü Sedat Peker sonuçta bir marka oldu. Ha öyle anlatılıyor da. Hayır, o böyle bir kaçamak gibi geliyor. Efendim suç örgütü lideri. Ama işte bu kaçamak muhalefeti kilitliyor. Şimdi Sedat Peker'i bir ayırmak lazım diyorum ben. Bir de söyledikleri var. Şimdi Sedat Peker, peki suç örgütü de mafya de obit koy buraya. E bu söyledikleri ne yapacağız? Şimdi söyledikleri yenilir tutulur gibi değil ama en önemlisi şu var, yalan bir şey yok orada. Neden yok diyorum. Yalanlanan ya da yok. Yani yalanlanan olunca yalanan da olmuyor. Yo, yo, yani. Hani, o anlamda söylüyorum. Yo, yo, yani. Yakalama meselesi değil. Şimdi hayır şöyle onu oradaki incelik şu. Yalanlamıyor çünkü hesapta ciddiye almıyoruz. Yani laf o. Şimdi aynı havaya muhalefet de girince bu sefer adamın söylediği bazı şeyler hiç konuşulamaz hale geliyor. Evet. Şimdi ya cinayet diyor, uyuşturucu kaçakçılığı diyor, insan kaçakçılığı diyor, büyük soygun diyor. Efendim, mala çökme diyor, nüfus suistimali diyor. Şimdi bunların hiçbirini duymayalım. Peki ne zaman duyacaksın bunu? Şimdi bugün açıkladığını, bugünküne biraz hoşuma gitmedi, şöyle gitmedi. Çünkü hafif bir intikam kokuyor. Yani işte kişisel. Demirören. Hayır bu daha önce de söylendi. Bir de Demirören ailesiyle ilgili bu bilinir. Ha bunun hesabı sorulmadığı sürece ikide bir tekrarlamanın bir alemi yok. Yani şu anda kamuoyu Sedat Peker'e kahraman mahalle belediyesi yapıyor ama bir tek beklentisi var. Abi en tepeye ne zaman söyleyeceksin? Beklenti o. O da bunu biliyor. Dönüyor, dolaşıyor. Yani aslında artık onun da gelecek mi oraya? Ya bu da durumda galiba hoşuna gitti. Yani hep böyle etrafında dolaşıyor. Ve gıdım gıdım veriyor. İşte göreceksiniz. Ama yani şunu söyleyeyim. İşin tadı kaçıyor. Mesela ben kendi hesabıma bir gün yarın öbür gün derim ki söyleyeceksen söyle yani. O zaman hani ben de seni ne takip ederim ne de söylediğini ciddiye alırıma gelecek şimdi. Biraz da artık hani şey... hani tadında bırak yani işi yani ya söyle ya da yani ben tamam burada şey yaptım. Yani diğer herkesle ilgili hepsi söylendi. Belki, herkesle belki, ilgili belki söylenmedi işte hep yarım yarım kaldı. Yani Süleyman Soylu da yarım kaldı, Mehmet Ağar da yarım kaldı. Helalleşmeden bahsediyorsun. Yani, şimdi iktidarın şeyle şimdi burada yani ben reisime laf söyletmem yani Tayyip Erdoğan için dersen. Yani bütün onlar bunun bilgisi aslında evet. Belki de onu söylüyor bir anlamda. Dün de Metin Külünk'ü silkeledi. İşte 10 bin yani, dolarlar şeyler. Sonuçta bütün bunlar en baştaki kişinin de bilgisi dahilinde. Çünkü ben şöyle bakıyorum abi işte bugün iş şey açıklanacak. Herkes lafa şöyle başlıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, Sayın Cumhurbaşkanımızın yol göstermesiyle, Sayın Cumhurbaşkanımızdan aldığımız emirle. Herhalde bunları yarın öbür gün başlarına bir şey gelirse valla işte ben söylemiştim. Ben bir şey yapmadım abi. Her şeyi o söyledi. Herhalde o ona gelecek çünkü. Erdoğan ya her cümle mi böyle başlar kardeşim? Evet. Kamu görevlisi olan bakandı, bilmem neydi, devlet memuru şimdi iş dünyası da hepsi cümleye böyle başlıyor. Hatırlıyor musun? Sağlık Bakanı bir şey söyleyecekti. Cumhurbaşkanı sen söyledin mi onu dedi. Bakana bakanlık. Aman efendim de siz söylemelerdir. Ben nasıl ya işte asgari ücrette komisyon yani dünyanın her yerinde eğer böyle bir şey komisyon konuşmuş çıkar böyle yaptık. Hayır ve sızmadı. Çünkü sızarsa biliyor üçünüz diyor. Üçünüz de yakarım diyor. Bu kadar basit yani. Şimdi o zaman Sedat Peker'in bütün söyledikleri aslında o ne kadar hani ben ona laf söyletmem falan dese de arkadaş ülkede her şey ondan soruluyor. Hepsi oraya gidiyor. Şimdi bak, hiç mi soruşturulacak bir şey yok? Bunun içinde başbakanlık yapmış kişi var, onun oğlu var, onun öbürünün kardeşi var, bunun yeğeni var. Yani muazzam bir şey. Ama her şeye gözünü kulağını kapatırsa ve bu sorun da oluyor bir şey söyleyeyim mi? Yani muhalif kesimde de sorun oluyor. Hani çünkü bazen tadı kaçıyor. Mesela fazla kahraman muamelesi yapılıyor. O zaman da diyor ki ya buna yapamazsın. Hadi biz onu da unutuyoruz bu sefer. Yani burada ben Peker'i tamamen ayırıp sade abi iddiaları böyle alt alta dizeyim. Peker söyledi. Kim söyledi? Önemli değil. Bunlar doğru mu? Ben bunu her gün sorarım. Evet. Evet. Ama muhalefet işte burada bir çekingenlik gösteriyor. İki konusu var zaten. Bir bu milli birlik beraberlik lafı var ya dışa karşı. Şimdi burada da mesela işte şey neydi Madrid. İşte canım yani burada da tabii yani dışa karşı tek vücut oluruz. Ben bu mesela bakıyorum mesela CHP'de falan da var. Bugün gruplara baktım bir sürü
CHP'li olan eski milletvekili şunlar bunlar abi her muhalif olan CHP'liler var. Onlar tam Şahin böyle. Kardeşim yani burada da doğruyu söyleyeceğiz. Dik durmuştur falan. Lan dik durmadı da.